Başak yine kayınvalidelere çay götürdü. Mutfak bir kaynadı, bir kaynadı. Aynen. Neler konuşuldu, neler. Olay oluyor çay getirmesi. Efendim? Olay oluyor çay getirmesi. Olay oldu, bakalım. Bakalım. Hatice gidiyor Başak yemek yine. Yemek de pişer, çay da pişer. Sallaya götür, o çayın hayrı mı kaldı? Bu defa da ben gideyim. Ne yapmış? Ay 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 ay. Çok dağınık değil mi? Oo. Buradan gözüküyor zaten. Olduğu gibi buraya doldurmuş zaten. Burası ıslak, suyu dökmüş. İşte kayınvalidesi göz boyamak için çayları götürüyor yani. Ben başka bir şey düşünemiyorum. Ben onun kayınvalidesinin yerinde olsam elinden suyu içmem o masada. Kayınvalidesi bir yere kalkmasın, dağınıklığını görmesin diye habire çayı dayamış. Çayı dayamış yani kadıncağıza. Böyle etrafı, benim etrafı dağınık bırakmış bence evde. Ben yine çok böyle Başak, ben böyle hızır. Başak bozuldun. Ya bozulmadım. Yani sonuçta orada yemek yapılıyor. Tabii ki de şeyler artacak, kalacak yani. Yani çayımı götürüyorum, ondan sonra bulaşıklarımı da yıkıyorum hiç yani. Hiç görmedik yıkadığını bulaşıkları. Başak senin mutfağında sadece şey kaplar yoktu ki. Senin mutfağında yumurta kabukları hepsi olduğu gibi tezgahın içindeydi. Hiçbirimizin hepsini de gezdi. Evet, daha sonra çöpe attım onları. Ama yaptığın gibi çöpe atabilirsin. Daha temiz, düzenli bir normalde şekilde olabilir. Normalde yaptığım gibi çöpe atıyordum. Bugünkünü lavabonun içine attım. Sonradan aldım, çöpe attım. Kayınvaliden zaten kendisi söylemiş. Ne Başak demek? Dağınık çalışır diye. Sen burada kendini evet. Neden savunmaya çalışıyorsun? Yo, ben dağınık çalışıyorum, bunu kabul ediyorum. Tamam, ben daha dağınık... sonra yıkadım diyorum. Ama siz... Siz de aynı şekildeydiniz. Ben bugün geldim. Elif'in masası da aynıydı. Bir şey söyleyeceğim. Sen hani bence artık çay götürmelerini gerçekten zorunlu olduğun için yapıyorsun. Çünkü tükürdüğünü yalamak istemiyorsun. O yüzden artık hani çayı götürme zorunluluğun olduğun için etrafı ya birinden vazgeçmen gerekiyor. Etrafı dağınık bırakıyorsun, gidiyorsun. Ama çayı da severek götürdüğüne inanmıyorum. Ben yani mecbur olduğun için tükürdüğünü yalamamak için gidiyorsun hiç bence. Hiç alakası yok. Ben hiçbir şekilde gocunmadığımı da söyledim. Kayınvalideme çay götürürken hiçbir şekilde de gocunmuyorum. Her zaman da götürürüm yani. Eriye lezzeti yapmak zorundasınız. Sana da zorunda kıldığın edin. Hayır hayır hayır. Bir durum. Aynı şekilde. Hayır, o da bir zorunluluk değil miydi? Zorunluluğa gene düşün. Konuşabilir miyim? Fazla konuştum. Buyur konuş. Ben fazla konuşmadım. Buyurun siz fazla konuşun bu sefer, dinleyelim. Benim gözlemlediğim ne biliyor musun? Artık senin zorundalıkların ya da zorunlulukların Başak onları çevirmiş. Başak sana her getirdiği çayla, her yaptığı hizmetle hani bebeği koyarız ayağımıza sallarız. Başak size çekiyor. Her olabilir, çayda. Kabul ediyorum. Tamam, o zaman daha ben ne konuşayım? Ben kabul ediyorum. Konuşmayın. Sen ne zoruna gidiyorsun? Zoruna zorunuza gidiyor. Gitmiyor. Yani gidiyor. Bu zorundalık değil artık sizinkisi. Gerçeği farklı o bir şekilde yansıtmayın. O çünkü beni alıştı, ben ona alıştım. Siz yapıyorsunuz. Ha. O söylüyor. Sen size göre de bize göre sen değil. De biz mışlı mışlı değiliz. Biz neysek oyuz. Ben onu her gün salla. Hiç alakası yok. Siz Hatice'yi güzel alaylı konuşuyorsunuz. Siz Hatice'yi sallıyorsunuz. Hatice'yi sallamıyorum. Lezzetini güzel lezzet, yapar yapmak kızım, zorunda. Kızım lezzet. Hayır, bak, daha iyisini şöyle, yapacaksın. Anlamak lezzet, anlamak lezzet. Lezzet, siz busunuz. Asıl ninniyi siz yapıyorsunuz. İkisinin ninni değil gerçek. Bizimki, biz bir yarışmadayız. Bu hani hepimiz için, hani yapacaksın ki iyi puan alacaksın. Hani almak zorunda. Evet, ama doğru. Bu sadece bencillik sizin yaptığınız. Alakası sadece ne demek şey. Bencillik siz ya? Hayır, bencillik diyor ne demek beni bencillik? Sevmek zorunda. Bana çay getirmek zorunda. Varsın, bu zorunda olduk. Ne diyor, bir kayınvaliden var, onu mu sevemeyeceğim tamam, ya? Tamam, ama bununla bizi kıyaslamayın diyorum. Ben zaten seviyorum. Bununla onun hiçbir alakası yok kesinlikle. Ağzının açıklıktan onların kulaklar duymuyor ya onun için. Boşver kızım, sen öyle kendi dur. Kendi ninnisini çalıyor Hatice. Ay ne güzel. Lezzet, Hatice, lezzet. Neyse, anlaşıldı. Anlaşıldı, tamam.